tesislerinin ihtiyacını karşılamadan ülkemizi arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine çıkarabilmemiz mümkün değildir. Evet, Avrupa'nın en büyük gaz deposu Silivri'de açıldı dedik. Haberimizde Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da izledik. Şimdi bu konuyu TESPAM Başkanı Ozan Akyener'le konuşacağız. Sayın Akyener, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sayın Akyener. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Çok teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz bugünkü gelişmelerle alakalı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Trakya enerjide merkez olacak dedi. Cümlelerini yorumlar mısınız? Buyurun lütfen. Evet, öncelikle enerjide merkez olma fikrinden yola çıkarsak Türkiye gerçekten bu bağlamda özellikle hani enerji merkezi olma ifadesi biraz farklı noktalara da kayabiliyor ama doğalgaz ticaret merkezi olma noktasında Türkiye gerçekten önemli adımlar atıyor. Yani birincisi en somut adımlardan bir tanesi biliyorsunuz Rusya'nın değişen doğalgaz ihracat politikaları çerçevesinde Putin'in hatta bugün de bu bağlamda bazı ifadelerde bulundu. Putin Avrupa'ya Türkiye üzerinden sevk ettiği gazın bundan sonra en azından kontratsız olan yani devam eden kontratlara çok fazla müdahale edebileceklerini düşünmüyorum ama en azından küçük küçük kontratsız olan hacimler noktasında ve Türk akımının Avrupa'ya giden seksiyonunun içerisinde boş kapasite olduğu müddetçe EPH bünyesindeki doğalgaz piyasasında Rus gazının işlenip millileştirilip daha sonra farklı belki şirket üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı ile alakalı bir ifade kullanıldı. İşte bakın bu Rus gazı birinci hamle. İkinci hamle belki daha yakın vadede Türk akımı 3 ve 4. hatların da inşasıyla bundan birkaç sene sonra yani en azından 3 sene sonrasından bahsediyorum. İlave gaz tedariği öte taraftan Azerbaycan'dan gelebilecek olası gazlar ve bizim kontratlarımız doldukça ki kontratlarımız sürekli bizim EPH piyasası ve fiyatları üzerinden revize etmemiz. Bunun da akabinde ötesinde biliyorsun Cumhurbaşkanı iki gün önce Türkmenistan'daydı ve önemli görüşmeler yapıldı. Türkmenistan üzerinden olası ilave gazlar hatta Türkmenistan bağlanabilirse Kazakistan, Özbekistan gibi kaynaklar da bu bağlamda değerlendirilebilir. Öte taraftan güneyimize baktığımızda Kıbrıs'ın güneyi İsrail deniz alanları ve Irak'ta çok ciddi anlamda potansiyel söz konusu özellikle Irak'ta. Bu kaynakların dahi Türkiye'ye getirilip bir kısmının EPH piyasasında işlenmesi yurt dışına gönderilmesi söz konusu olabilir. Bunların hepsini topladığımızda Türkiye gerçekten bir enerji ya da gaz ticaret merkezi olma yolunda gerçekten çok somut adımlarla ilerliyor. Bugün açılışı yapılan yani daha doğrusu 3.2 milyar metreküpten kapasitesi 4.6 milyar metreküpe çıkartılan doğalgaz depolama tesisimiz de gerçekten önemli bir adım. Yani sizin depolama kapasiteniz ne kadar geniş olursa o kadar rahat hareket edersiniz. Yani mesela şöyle söyleyelim 4.6 milyar metreküp örneğin bir Ocak ayında neredeyse ya da Aralık ayında Türkiye'nin ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayabilecek kadar ciddi bir hacme sahip. Yani bu zaten geliştirilecek. Tuz Gölü ile alakalı da çalışmalar devam ediliyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra Türkiye hem kendi arz güvenliğini sağlama noktasında hem uygun fiyata aldığı gazı depolayarak fiyatlar yükseldiğinde piyasaya sürebilme noktasında elini rahatlatmış olacak. Öte taraftan haliyle Sakarya gaz sahasının keşfi ve bu keşif noktasında inşallah 2023'ün ilk çeyreğinde ilk çeyreğinin sonunda bu sahanın üretimi alınacak olması da ayrıyeten Türkiye'nin bu bağlamda bu süreçte elini güçlendiriyor. Evet Sayın Akyener şunu da sormak istiyorum açıkçası. Şimdi Türkiye'deki bu tedariğin ortaya çıkması, bir cevherin ortaya çıkması diğer ülkeler açısından bizi hangi konuma getirir olumlu anlamda? Yani şimdi Türkiye'nin kendi gazını bulmuş olması özellikle şu an yani açık söyleyelim Avrupa'daki ülkeler şu an 1-2 milyar metreküpe kurşun atar duruma gelmiş durumda. Yani gerçekten gaz bu kadar önemliyken Türkiye'nin kendi gazını buluyor olması zaten aslına bakarsanız hani bu keşif olmasaydı dahi Türkiye'nin eli arz güvenliği noktasında özellikle Rusya ve Azerbaycan'la olan ilişkilerine baktığımızda ve aynı zamanda LNG ile alakalı yapılan girişimlere
dikkat ederek Türkiye'nin aslına bakarsanız eli yine rahattı ama böyle bir kaynağa sahip olmak birincisi hani yerlilik perspektifinde en azından tüketeceğimiz gazın yaklaşık ortalama %30'unu buradan sağlayacağımız öngörülürse çok ciddi anlamda hem cari açık noktasında hem zor zamanlarda süreci yönetme noktasında elimizi rahatlatacak. Öte taraftan bu gazla bakın EPH'te bir piyasa kuruyoruz. Bu gazı daha uygun fiyatlardan piyasa EPH piyasasına sürerek iç piyasaya ya da dış piyasaya sevk edersek piyasa fiyatlarını biraz daha düşürebilme kabiliyetimiz olacak. Öte taraftan Türkiye haliyle hidrokarbon sektöründe 100 yıldır hayalimiz bu. Biz bir keşif yapalım istiyoruz. Evet. Petrol ya da gaz bulalım istiyoruz. Bu bağlamda atılan adımlar para kazanıyor olmamız, kendimizi geliştiriyor olmamız artık yeni keşifler yapabilmemizin de yolunu açıyor ki bakın petrol sektörü hani petrol alanında yapılan yeni keşifler de bunun bir göstergesi. Evet, Sayın Akgener, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Hayırlı olsun diyoruz ülkemiz için de. Yeni gelişmeleri tekrar sizinle de konuşuruz zaten. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.